Murat Kelkitlioğlu, Gürsel Tekin'in şartları var. Türkiye'niz tam anlamıyla seçim atmosferine girmedi ancak bir süredir CHP kulisleriyle ilgili özel bir merakım oluştu. Özellikle kapalı kapılar ardında yapılan ittifak pazarlıkları dikkatimi bu noktaya yoğunlaştırmama neden oldu. Eee o zaman CHP'nin 3 büyük şehirde izleyeceği stratejiye dair bazı bilgileri sizinle paylaşayım. Koltuk Savaşı'nın yaşandığı partide şu an bir tek İzmir adayı netleşmiş gibi. O da aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun gözbebeği bebeği olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer. Hatırlayacaksınız Kılıçdaroğlu geçen seçimde de Soyer'i e aday göstermek istemiş ancak Aziz Kocaoğlu'nun bir dönem daha yapayım ısrarına direnememişti. Ankara'da ise ismi İP ile yapılan ittifak belirleyecek. Adı sıklıkla dile getirilen Mansur Yavaş favori gibi. Ancak CHP tabanında Yavaş ismine büyük bir tepki var. Zira kendisi seçimden bir gün sonra partiden istifa etmişti. Teşkilat bir dönem Ankara gücü başkanlığı da yapan Cengiz Topel Yıldırım'dan yana ağırlığını koymuş durumda. Parti kaynakları İP'nin Mansur Yavaş ısrarına Kılıçdaroğlu'nun direnmeyeceği görüşünde. Gelelim İstanbul'a. Burada İlhan Kesici ve Abdülatif Şener gibi sağa daha yakın aday adayların ismi ön plana çıkıyor gözükse bile kazın ayağı hiç de öyle değil. Çünkü İP ve HDP ile kurulan ittifak buradaki dengeleri de değiştirdi. 3 madde sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun bir dönem sağ kolu olan Gürsel Tekin'in ön plana çıktığı bilgileri geliyor. Hatta Tekin Kılıçdaroğlu ile görüşüp mecburen yapılan aday olmam bazı şartlarım var demiş. Peki neymiş o şartlar? 1. Garanti ilçeler dışındaki yerlerde küçük çekmece, Esenyurt vesaire adayları belirleme inisiyatifi bende olacak. 2. Bu yerlerde ittifak dengeleri göz önünde bulundurularak HDP'nin güçlü olduğu yerlerde HDP'li başkan yardımcısı, İP'nin potansiyelinin olduğu yerlerde İP'li yardımcı gösterilecek. 3. Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy'de sanatçı, yazar gibi popüler isimleri aday yapalım. Bakalım Kılıçdaroğlu bu şartlara ne diyecek? Eğer evet derse İstanbul'da başkanlık hayali kuran pek çok ismin büyük hüsran yaşayacağı kesin. Murat Kelkitlioğlu akşam